Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Fatiha suresi namazın kalbiydi. Kur'an-ı Kerim'in özüydü, özetiydi. Kitabın anasıydı. Namazın her rekatında Fatiha suresini okuyorduk. Peygamber Efendimiz biz ümmetine Fatiha'sız namazın olmayacağını öğretiyorlardı. Namaz iklimindeydik. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir ayetinden sonra Rabbimizin Rahman ve Rahim olduğunu öğreten ayet geliyordu. Rahman-ı Rahim'di Rabbimiz. Varlıklar alemine rahmetiyle, merhametiyle muamele ediyordu. Özellikle varlıkların göz bebeği olarak yarattığı insana rahmetiyle muamele ediyordu. Rahmetiyle tecelli ediyordu. Kuluna kitabını indiriyordu. Kuluna alemlere rahmet olan peygamberini lütfediyordu. Kitabıyla, peygamberiyle tam bir rahmet iklimi inşa ediyordu. Böylece kulunu kullarını rahmetiyle kuşatıyordu. Kitabıyla, peygamberiyle kulunun zihin dünyasını berraklaştırıyordu. Kendisiyle, varlıklarla ve Rabbi ile ilgili asil düşünceyi öğretiyordu. Düşünce dünyasını inşa ediyordu. Sonra hayata dair temel esasları öğretiyordu. Zihni de hayatı da berrak bir akış içinde oluyordu. İnsanı en çok yanıltan nefsiydi. Ona karşı kuluna yardım ediyordu. Kuluna şah damarından daha yakındı. Kulunu yalnız bırakmıyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden Yusuf Suresinin 53. ayetinde "Bununla beraber ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin rahmetiyle koruduğu hariç nefis bütün gücüyle kötülüğü emredicidir" buyuruluyordu. İnsan nefsiyle mücadele ediyordu. Etmek zorundaydı. Yoksa nefs insanın hayatına egemen olurdu. İnsanı sefil bir hayata mahkum ederdi. Nefs insanı kendine kul, köle ederdi. Haliyle insan nefsiyle mücadele edecekti, ediyordu. Ama bu mücadelede Rabbine dayanmalıydı, Rabbine sığınmalıydı. Rabbinden güç, kuvvet dilemeliydi. Değilse kendi gücüyle nefsine karşı başarılı olamazdı. Nefsin ne yaman olduğunu Peygamber Efendimiz bizlere öğretiyordu. Bir dualarında şöyleydi: "Allah'ım, gözümü açıp yumana kadar dahi olsa beni nefsimin yönetimine bırakma" buyuruyorlardı. Nefs uyumuyordu. Su uyurdu ama düşman uyumazdı. Bu nedenle Rabbine sığınıyordu. Rabbinden yardım diliyordu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle öyle vurgulanıyordu: "Rabbimin merhametiyle koruduğu hariç nefs bütün gücüyle kötülüğü emredicidir" buyuruluyordu. Rahman Rahim'imiz bize besmele ile sonsuz merhamet sahibi olduğunu bildiriyordu. Namazlarımızın her rekatında Fatiha suresinde yine Rahman ve Rahim olduğunu öğretiyordu. Kula düşen Rabbine sığınmasıydı, Rabbine dayanmasıydı, Rabbine güvenmesiydi. Rabbani iklimin insanı olmasıydı, Rabbani yolun yolcusu olmasıydı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam muhteşem bir örnek oluyordu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşlere atılıyor. Nemrut, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşlere atıyordu. Hazreti İbrahim öyle diyordu: "Hasbiyallah, ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'mel nasir" diyordu.
Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel Mevla'dır. O ne güzel yardımcıdır. Kul bütün hallerinde Rabbi Rahim'e sığınırdı. Varlığı ona aitti. Hayatı ona aitti. Her şeyiyle ona aitti. Yaratan, yaşatan oydu. Kul bunu derinden kavruyordu, kavramaya gayret ediyordu. Rabbimiz Rahman-ı Rahim'di. Rabbimiz önümüze insanlığın öncüsünü koyuyordu. Alemlere rahmet olanı koyuyordu. Model insanı koyuyordu. Peygamber Efendimiz'i koyuyordu. Rabbimiz Rahman-ı Rahim'di. Peygamber Efendimiz Rauf'tu ve Rahim'di. Müminlerse yeryüzünün en merhametli insanlarıydı. İnsani ilişkilerde rahmetin tecellisi olan merhamet iki unsuru içerirdi. Birincisi incelikti, nezaketti, zarafetti ve şefkatti. İkincisi ise gönülden gelen bir sevgiyle istenileni fazlasıyla vermekti. Vermekten huzur duymaktı, inşirah duymaktı, ihsandı. İnsani ilişkilerde daima güzelliği yakalamaktı, güzelliğin peşinde olmaktı ve güzelliği gerçekleştirmekti. Merhamet rahmetten doğardı. Rahmetin tecellisiydi merhamet. Muhabbet ise merhametten doğuyordu, merhametten kaynaklanıyordu. Rahmetin tecellisi merhametti. Merhametten ise incelik vücut buluyordu, letafet vücut buluyordu, zarafet doğuyordu. Bir toplumda incelikli insanlar, zarif insanlar, nezih insanlar ne kadarsa o toplumda ahenk ve huzur o boyutlarda olurdu. Zarafet, nezaket ve letafet kinleri, düşmanlıkları, soğuklukları eritirdi, giderirdi. Kaynaşan bir toplum oluştururdu. Müminlerse her gün en çok Rahman derlerdi, Rahim derlerdi. Zihinlerinde bu isimleri, dillerinde bu manaları terennüm ederlerdi. Bir de merhametin en canlı örneği Peygamber Efendimiz'di. Onun halleri gönülleri harmanlardı. Gönülleri kadifeleştirirdi, gönülleri bütünleştirirdi. Müminler kaba davranmaktan, kabalıktan şiddetle sakınırlardı. Kırıcı olmaktan yüksek bir hassasiyetle sakınırlardı. Mümin kendisi kırılmaya razı olabilirdi ama kırmaktan özenle sakınırdı. Nice olumsuzlukları Rahman Rahim olan Rabbi için sinesine çekerdi. Olumsuzlukları bağrına basardı. Ama başkalarına olumsuz davranmaktan şiddetle uzak dururdu. Melek değildi. Bir kırılmaya neden olmuşsa hemen özür dilerdi. Yaralanmış kalbi sarmaya dörtelle çırpınırdı. Yaralı kalpten daha ileri boyutta mahzun olurdu. Hüzün iklimine giriverirdi. Onların gönlünde muhabbet ve rahmet vardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.